stop what you're doing and listen. Arkadaşlar selam herkese, günaydın. Şimdi bugün okula Emre Aralat geliyor. O yüzden hızlıca bir hazırlandım. 11.30'da konferans verecek bize. Saat de şu anda 11. Hemen çıkıyorum. Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Hiç beklemiyordum gelmesini. Bir anda dün afiş attılar ve şok içerisinde kaldım. Şimdi hemen gidelim. Yer kapalım. Biz geldik konferansta. Yay. Ve yere oturuyoruz çünkü yer bitmiş. İlk biz başlattık bu furyayı ve herkes yere oturuyor şu anda. Evet, ben buldum. Helal. Aşırı yaratıcı bir fikir. Esas ben teşekkür ederim bana bu fırsat verdiğiniz için. Uzun zamandır planladığımız bir durumdu. İşte mimarlık nasıl yapılmalı veya nasıl yapılmamalı diye konuşulabilir. Eğitimle ilgili konuşulabilir. Evet arkadaşlar, ama söz almak isteyenler bize ön sırada soracağımız sorular var. Ama öncelikle sözü size bırakmak istiyoruz. Evet, biraz sesli ama. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ben daha birinci sınıfım, yeni başladım bu okula. Ben size şunu sormak istiyorum. Daha çok hayal gücünüzle, vizyonunuz ve misyonunuzla alakalı bir soru sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla ailenizden çok beslenmişsiniz. Ama etkilendiğiniz başka yerler, başka etmenler var mıydı? Varsa neler bunlar? Yani hayal gücünüzü besleyen şeyler nelerdi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında tabii insan ailesinden öyle ya da böyle etkileniyor. Yani mimar olsa da olmasa da etkileniyor. Ancak ailenin aslında beni etkileyen tarafı yaptıkları yapılar, binalar, ofisteki durumları falan değildi. Beni en çok etkileyen tarafı benim ailemin kişisel olarak. Mesela annemin de babamın da deliler gibi kitap okuyor olmasıydı. Ben çocukluğumdan itibaren çok büyük kütüphanelerin olduğu evlerde yaşadım. Dolayısıyla tuhaf tuhaf kitaplar okuyordum. Yani yaşımla pek de münasip olmayacağını düşünebileceğimiz kitaplar okudum. Ondan sonra şey yapıyoruz. Önce öğrencilerimizden varsa öğrencilere öncelik verelim. Yok, teyzem. Evet, teyzem. Ben de öyleyim. O kadar normal ki. Yani bunu hepimiz yaptık. Ama ben aşırı kaldım. Hele sizin yaşınızda, sizin durumunuzda bunu yapmamak veya yani bütün dünyayı bunu yapmamak üzerine kurmak saçma sapan bir şey. Oturun lütfen. Teşekkürler. Şahane bir soru sordunuz. Yani tabii bunun böyle daha derinlikli konuşması yapılabilir. Mimik, biraz bilmesiz, bütün bunlar daha açılabilir ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üniversite bir anlama, öğrenme ve yorumlama yeridir. Bir konu hakkında çalışmaya ve analiz yapmaya başladığınızda kuşkusuz o konuda daha evvel yapılmış örneklere bakmak tek kriterler, tek durum, tek yapılması gereken şey değildir. Ama bakılır da. Yani öğrenmenin yollarından bir tanesi. Arkadaşlar benim 5 dakikaya dersim başlıyor. Yapım teknolojisi dersine gireceğim. Dostlarımdan ayrılacağım. Oradan sonra da Elif Uzun bizi nereye götürecek? Çengelköy'e. Arkadaşlar ben dersten çıktım. Benim hocam az önce de söyledim çok tatlıydı. Ama haftaya online bizim. He. Sizin de online'dır. Bizim full online. Hayır bir dakika, hangi ders bu? Yapım teknolojisi. Ben bilmiyorum, girmedim. Çok istikrarlı bir öğrenciyim. Biz Çengel'e gidiyoruz. Çengel Akma'ya. Arkadaşlar sevgili Seda ve ben Taşra'dan geldiğimiz için nakit paramızla geziyoruz. Ama sevgili Elif ve Dilara da İstanbullular. Bize işte şey yapıyorlar, gezdiriyorlar. Aynen, İstanbul hanımefendisi. Bak çantayı tutuş şeklinde paylaşacağız.
Aynen öyle. Ben çantasını nerede yorum astım? Herkes tutamaz. Taşlılar sırt çantasıyla gezer. Hayır, ben önümü astım. Çantasını. Çantasınlar. Nakitleri beklemesin. Elif Uzun bizi dünyanın 10. harikası bir yere getirdi. Biraz kokulu ama idare eder. Biraz ılgıt ılgıt bir koku geliyor bir yerlerden ama. Aynen. Yine de mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu arada harbiden berbat kokuyor. Oğlum ben kesinlikle düşerim. Survivor. Kanka bir şey, bu tatlılar hafif çürük gibi ama abla geçiyoruz. Abla bize vursa rezil, skandal olay. Arkadaşlar. Düşmedik ya. Seda geliyor musun kardeş? Geliyorum, düşmezsem inşallah. Şey, kalınlara basıyorum sadece. Kalınlara basıyorum. Kalınlara basıyorum. Buraya otursam ne olur? Ederim. Şöyle gideceğim ben aşağı. Ama bir şey söyleyeceğim. Aşırı güzel bir manzara karşısı. Hemen gösterelim bak. Emre Aralıt'ın herkesi görüp beni görmemesi. Israrla seni etiketlemesi. Seni paylaşmasını istiyorsun. Hangisi ya? Biliyor musun şu şeyin üzerinde tek leylek olan leylek. Kanka ona martı diyen de ne bileyim. O leylek işte, o leylek. Bekle. Hadi gidelim. Daha çekin. Ah. Bir dakika, ayağa kalk. Neyi çekiyor? Beni. Kanlıca'da ne yapacağız? Bilmiyorum, gezeceğiz. Arkadaşlar Seda Hulk'a dönüşmeye çalışıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, şeyi koydunuz mu? Powerbank'i attın mı? Öne koydum. Tamam, Allah razı olsun. Bak mimarlık bu, Seda var. Oha arkadaşlar, bizi Dilara bir mimarlık ofisine getirdi, şurasıymış. Ücretsiz geçiş çaldı gene. Arkadaşlar bugün İstanbul'un kurtuluşuymuş. O yüzden hep ücretsiz geçiyoruz. Üç kere falan daha. Üç kere mi sadece? Ha. Peş peşe üç kereymiş. Teşekkür ederim. Diğer elime nasıl hızlı? Sen müthiş konforlu bir otobüs yolculuğundan sonra Kanlıca'ya gelmiş bulunmaktayız. Ben link istiyorum ama link yok galiba. Ben soda istemedim. Ben almayacağım ya. Biz çamaşır suyu içmeye karar verdik. Aynen. Aa çok tatlı lan Ataş. Ama yeşil seninki, full yeşil. Aa sul boya. Bende bunun Hatas var. Almış. Hatas kaliteli bu arada. Hataş değil mi? Hataş mı? Ben de Hataş diyebiliyorum. Ben Hatas diyebiliyorum. Üç toz almışlar. Seda konaklayın şunası. En büyük boyun. Nasıl da paraya kıymışsın ya. Oradaki adam var ya. O adam her gün burada duruyor. Aynen. Anlatılan bir rivayete göre hangi o adamı adam şurada deli gibi. Sürekli orada duruyor, tamam mı? Hani... O adam kanka aşık olmuş ve sevdiği kadın onu... Ben kendim eli bir oldum kanka. Ben şimdi tekniği çekiyorum. Sevdiği kadın onu orada terk etmiş. Hadi ya. Evet. Ve yıllarca hep orada. Arkadaşlarıma bir açıklama yapıyorum. Bize, sana da yapayım kanka, şeyden ödev verdiler. Salı günü ne dersimiz vardı bizim? Adını unuttum şimdi. DAS var. Mimar Tasarım Stüdyosu. Pazartesi o. Mimar Tasarım Stüdyosu'ndan bahsediyorum. Onu da şey yapacakmış. Kadıköy'de yel değirmeni. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Eyvallah. Çok sağ ol. Kadıköy'de yel değirmeni diye bir yer varmış kanka. Orayı işte ehlileştirecekmişiz. Onun çalışmalarını yapacağız işte. Evet. Bir de Kadıköy'de kanka bir yer varmış galiba. Biz bazen orada çalışacakmışız. Yani pandemiden dolayı okula çok çalıştırmayacakmış. Evet, adam. Onu bizim hoca da söyledi. Ve biz Kanlıca'ya vardık. Bakınız. Sahil. Elif Uzun güler misin? Her şeye rağmen. Tamamdır. Tamam. Ben imam değilim, gülebilirim. Ben size bir an anlatayım. Benim babam da balık tutmaya götürmüştü bizi bir yere. Sonra babam böyle aynı böyle abi gibi arkaya koydu. Ben de o sırada oradan geçerken sen tak, olta benim bileğime takıl, bileğim yırttı. Artık bileğim yok diyormuşum. Bu arada bu gerçek bir hikaye, yemin ederim ben söylemiyorum. Makarnayı keklemişler bizi cips diye. Fırına sokmuşlar, baharatlamış. Bu arada hiç canım çekmedi ya. Makarnayı çok canım çekmedi şu an bu yemek. About these softwares. As for Rhinoceros, it's a software that designed for three-dimensional modeling and prototyping. And of course, you have to present to your clients with a beautiful way. 17.
Sabahleyin nasıl uyandığımı bilmiyorum, biliyor musunuz? Saat 9'da dersim vardı, kalktım ve saat 9'a 10 geçiyordu. Rezil bir haldeydim ve 10 saniye içerisinde o kadar hızlı hazırlandım ve kendimi zor attım. Sabahleyin Digital Design Tools Practice diye bir dersim vardı. Bu uygulama dersi. Bunun bir de normal online olan dersi var. Sen orada öğreniyorsunuz, burada uyguluyorsunuz gibi bir şey. Ondan sonracığıma, şimdi de o dersten çıktık. O derste şey öğrenecekmişiz. Revit, Lumion, işte AutoCAD falan herhalde. O şekilde şeyler öğrenecekmişiz. Ama genelde Revit uygulanacakmış. Revit öğreteceklermiş bize. İnşallah sesim geliyordur. Kütüphaneden konuşuyorum. Ondan sonra işte o ders bitti. Tanışma faslıydı. Haftaya başlayacak ders. Şu anda da hemen bu dersin bitiminden sonra saat 11'de tarih dersim var. Ama yurda yürümeyeceğim. Bir daha buradan gireceğim. O da bir saat sürse tanışma faslı falan. Öğleden sonra da bir dersim var akşama doğru. Hatta kaçta biliyor musunuz? Öğleden sonra 1.30'la saat 5 arası boşum. Hatta öğlen arasını da sayın. 12.45'ten itibaren. Saat 5 çeyrekte mi ne dersim var? Kaçta bitiyor? Atıyor olabilirim pardon. 4 çeyrek de olabilir. Ondan sonra saat 6 çeyrek geçe dersim bitiyor. Sevgili dostum Elif Uzun elime poğaça tutuşturdu. Yiyemeyeceğimi söyledim. Kahvaltı yapmamıştım ama canım istemiyor bir şey yemek yani. Etrafımda insanlar var. Bir uykum var. Çünkü senin inanılmaz bir gücün ve sevgin de var. Arkadaşlar bir şey oldu. Arkamda az önce bir kız ağlıyordu ama hüngür hüngür. Burada saat 10.55, 5 dakika var dersem ortada ne link var ne ders var. Nereye gireceğiz bilmiyorum yani. Yeniköy. Nasıl gitmişsin Yeniköy'e? Buradan işte 15 BK'ya bindim ama bu tarafa doğru giden değil de diğer tarafa doğru gideni biniyorsun. Beykoz Belediyesi'nde mi Beykoz'da mı bir yerde iniyor. Görürsem hatırlıyorum ancak. Ondan sonra oradan deniz motorları var. Onlara biniyorum. Ama çok ucuz lan, 89 kuruş. Hadi ya. Tabii oğlum. İndiğinde yola doğru çıkıyorsun, sola dönüyorsun. Biraz yürüyorum bir 15-10 dakika. Ama bütün hepsi kafamda canlandı kanka benim hepsi. Ama çok güzel Yeniköy. Kanka Eminönü çok daha heyecanlı bir yerdir muhtemelen. Bence oraya gidelim. Orası çok sakin. Hakikati nerede söylemişlerdi kızlar? Hakikati Eminönü. Dersin. Eminönü demiş. Tamam oraya gidelim. Gidelim. Acilinde. Arkadaşlar demiştim ya saat çok geç uyandım. 9 dersime yetişemedim. Gözüm açtığında saat 9-10 geçiyordu. Ve odayı nasıl bıraktığımı hatırlamıyorum. Yani yatağı falan fırlatıp çıkmıştım yani gerçekten. Şimdi bir yurda geçeyim. İnsanlık edip yatağımı falan toplayayım. Odayı toparlayayım. Ondan sonra akşam tekrardan 4.30 gibi bir dersim daha var. Onun için okula döneceğiz. Arkadaşlar suyum yok. Bir kantine gideyim su alayım. Allah kahretsin. Çok ağır. Ben arkadaşlar bakın, bir tane düzgün fotoğrafım var mı bakar mısın? Çok yok. Bir insan bu kadar mı anfotojenik olur yani? Bir seninkinin güzelliğine kanka, bir güzel de benim çıkmış bu arada. Yumurtalı pastırma yiyeceğim. Tatlı olarak onu yiyecek Seda. Bu da güzel bir gün. Pardon, pastırmalı yumurta. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak çikolatası var. Simidin çikolatası varmış. Doldurmuşlar kaşarları baksana. Ya ben öyle şeyleri sevmiyorum ya. Ben şunlardan yiyebilirim belki. Ben şu çilekliyi alabilirim arkadaşlar. Ama ne onun adı? Bu ne? Tiramisu. Hayır ya. Kanka yani burada çeşitler bu kadar. Bu zayıf mı sanıyordun? Nakitimi çıkarayım kanka. Çıkar kanka. Bile. Hoşça kalın. Size bir şey anlatacağım. Şimdi bizim bu yurtta kedi var aşağıda. Dün itfaiye gelmiş. Bana da arkadaşım söyledi. Meğersem kedinin kafası döner kapıya sıkışmış. Onu kurtarmak için itfaiye çağırmışlar yurdan. Çok üzüldüm. Arkadaşlar şimdi yurtta etüt odalarındayım. Bize şimdi yeni bir ödev verdiler. Hangi dersten de? Mimar Tasarım Stüdyosu galiba. Adını hatırlamıyorum çünkü o kadar karışık derslerin isimleri ki. İşte bir dersten bir araziye bakmaya gideceğiz haftaya nasipse. Arazimiz de Kadıköy'de, Yel Değirmeni diye bir bölgede. Oraya gideceğiz. Az önce biraz baktım, aşırı tatlı sokakları var. Hatta size de göstereyim. Çok güzel sokakları var böyle. Burayı gezeceğiz muhtemelen. Haftaya işte grupla birlikte gideceğiz. Onun öncesinde ama araziye gitmeden önce bize bir drive link paylaşıldı. Drive linkinde de kitaplar var. Okumamızı istedikleri kitaplar. İçlerinden birini seçeceğiz ve okuyacağız.
şu. Böyle kitap elimde değilken okumakta çok zorlanıyorum. Yani kitabı PDF halinde okumak bence kötü. Yani bilmiyorum, sevmiyorum o şekilde. Böyle dokunmak, gerçekten kitaplara dokunarak okumak bence daha güzel. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Cuma günü sabahtan dersim yok. Sabahtan valizimi hazırlayacağım. Ondan sonra öğleden sonra bir derse gireceğim. Sonra akşamleyin de dersten çıktıktan sonra Bursa'ya gideceğiz. Arkadaşlar yanıma hiç kışlık almamış. Bir bu kaza almış. Bir de bir tane yelek. Başka hiçbir şey almamış. Hedefler, planlar bu şekilde. Ne yapalım? Boş duruyoruz. Neyse şimdi birazcık bir 5-10 sayfa okuyayım en iyisi. En azından bir fikrim oluşsun. Çünkü yarınki öğleden sonra gidersin. Bu ders en azından bir fikrim, bir fikriyatım oluşur konu hakkında. Yani bu hafta sonu bitiririm ya bence ben bunu. Araziye gidene kadar da bitirmiş olurum kitabı herhalde. Sabah kahvaltı yapmadım. Öğlen bir tatlı yedim. Akşam yemeği yemedim. İki kahve içtim. Aşktan bayılmak üzereyim. Gidelim de kendime bir yemek yapayım. Yemek yapayım dediğim de elma yiyeceğim galiba.